Tam Zamanı programından sesimizin ulaştığı kainatın tüm güzel yerlerine, tüm güzel gönüllerine sevgiler, selamlar. Efendim, malum bahar ayları geldi, cemreler düştü havaya, suya ve toprağa. Dileğimiz odur ki bu düşen cemreler gönül bahçemizde sevgi tohumları eksinler. Ki kadınlar yaşasınlar, kadınlar şiddet görmesinler, kadınlar ölmesinler. Efendim, biz de bugün bu programda kadın günümüzde kadın olmanın önemine yer vereceğiz inşallah sizlerle birlikte. Hız ve haz çağında öyle bir tüketim çılgınlığı yaşıyoruz ki nasıl yaşadığımızın farkında bile değiliz. Tıpkı ömrümüzü ve zamanımızı tükettiğimiz gibi. Kendimizi yaşadığımız, kendimizin olduğu bir ömrün hakkı nasıl verilir diyeceğiz ve detayları uzmanımızdan öğreneceğiz inşallah. Evet sevgili anneler ve babalar, çocuklarla ilgili ciddi kaygılar taşıyor olabilirsiniz. Özellikle çocuğuma ders yaptıramıyorum ve bunun için çözüm bulamıyorum diyorsanız, kaygılarınızın dineceği ve çocuklarınıza ders yaptırmanın püf noktalarını hatta altına çizerek ifade etmek istiyorum. Kurtuluş reçetelerini birazdan şimdi Tam Zamanı programında hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Efendim, konuğum anons etmeden öncesinde sizler de sorularınızı ekranlarımıza yazan telefon numaralarımızdan bizlere gönderebilirsiniz. Bugünkü konuğum Anadolu'nun bağrından gelen, kendisini samimiyetiyle tanıyorsunuz, içtenliğiyle tanıyorsunuz aslında. En çok da tüm Türkiye'nin yüreğine dokunan siyah pantolon hikayesiyle tanıdınız ve çok sevdiniz. Evet, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkoya hocamız bugün bizlerle. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Medine. Alişan hocam, sesimiz geliyor mu? Evet, duyuyorum seni. Çok teşekkür ederim. Duyuyorum. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Harikayım. Çok şükür. Hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. İyi. Sağ olun. Yalnız rejiden arkadaşlar sesini alamadık hocamızın. Muhtemelen bizden mi kaynaklı? Hocamızın telefonundan mı kaynaklı? Tam olarak görüntü var ama ses yok hocam şu anda. Vallahi benden çıkıyor. Az önce de konuştuk arkadaşlar. Eyvallah. Nasılsınız hocam bu arada? Çok, şu anda duyuyor musun? Şu an geliyor hocam, çok şükür. Gayet tamam. Güzel geliyor. Çok şükür, iyiyim. Hamdolsun. Allah'ın verdiği her nefese şükrediyorum. Gayet iyiyim. Sana da güzellikler, iyilikler diliyorum. Sağ olasın benim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Alişan hocam, siz zamanında bir araba aldınız. Plakası AEG olan bir arabanız vardı. Nedir bunun hikayesi? Sizden dinleyelim mi? Olur, herkes biliyor da ben gene senin için bir daha anlatayım. Şimdi ben Türkiye'yi gezen bir insanım. Türkiye'yi böyle baştan aşağı 80 ile gittim. Bir tane il kaldı gitmedim. İlçelere gittim, köylere kadar gittim. Arabanın kilometresi de 600 bine gelince ustaya götürdüm. Usta dedi bu gitmez dedi. Artık bu çalış, yani zor, seni yolda bırakır. Bir yere araba alalım. Ondan sonra... yeni bir araba aldık. Plakası AEG. Şimdi dediler ki bana, sen sponsor mu aldın? Yok dedim. Ne sponsoru? Ama dedi bu beyaz eşya markası AEG. Ben de dedim ki valla bu plakayı eşim seçti. Her yere gidiyorum ya. Bana dedi ki Alişan eve gel. Sonra ondan sonra hanımın duası tuttu. Plakayı aldık tabii. Bu defa pandemi çıktı mı? Pandemi çıkınca ben bir yıldır, yani tam bir yıl oldu, hiç evden dışarı çıkmadım. Çıkmadınız. Hanım plakayı değiştirdi şimdi. AEG, Alişan evden git demeye başladı. Her şeye fazlası zarar mı hocam? Valla biz böyle sorunlara, yaşadığımız durumlara espriyle bakabildiğimiz zaman... Sorunlar sorun olmaktan çıkıyor diye düşünüyorum. Yani insan böyle gülebildiği zaman, tebessüm edebildiği zaman, kafaya bir şey takmadığında ya da gördüğü durumları sorun değil, geliştirecek bir durum olarak algıladığında hayatında daha mutlu, daha huzurlu olur diye düşünüyorum Medine. Anneniz bu konuda isyan etmedi mi hocam? Vallahi annem isyan etti. Anam da bunu duymuş. Tamam mı? Gittim köye, anam plakayı gördü, bana dedi ki karı kılıklı dedi bana. Zaten eşim bana anası kılıklı der, anam da bana karısı kılıklı der.
Ben de kılıç üstü almış bir adamım yani. Estağfurullah. Bir dakika öyle mi okunur dedi. Doğru oku dedi. Dedi. Nasıl okunur ana dedim. Ananın evine gel dedi bana. Sonra ben bunu bu çok güzel bir espri olarak da böyle gelişince bir konferansta imamlara bir konferans yapıyordum. Anlattım. Müftü Bey çok güldü. Hocam dedi yahu bu insanlarla uğraşma dedi ya. Sen asıl yeri gelmeyi unutmuşsun. Orası neresi hocam dedim. Allah'ın evine gel yazıyor plakta dedi. Herkes kendi bakış açısına göre yorumladı, öyle mi hocam? Evet. Herkes öyle yorumluyor. Ama bence en iyi yolculuk insanın öncelikle kendi iç dünyasına yaptığı yolculuktur. Kendi yüreğine, ruhuna, kendi kişiliğine insan yolculuk yapıp kendini fark etmeye başlarsa Allah'a da gider, eşine de gider, mutluluğa da gider, başarıya da gider diye düşünüyorum ben. Evet hocam, zaman o kadar hızlı geçiyor ki hocam, adeta eriyen buzdan bir dağ gibi. Yani geçtiğinin farkına bile varmıyoruz. Siz de kendi kendinize soruyorsunuzdur belki de. Ya Alişan, daha dün 20'li yaşlarda üniversite okuyan bir genç delikanlıyken hangi ara 32 yaşına geldim diye kendi kendinize sorguluyorsunuzdur belki de. Şunu sormak istiyorum size. Hep başkalarının rollerini oynadık, yaşadık. Kendimizin olduğu bir hayat tarzı nasıl oluşturabiliriz kendimize ve bir ömrün hakkı nasıl verilir diyelim? Valla biz doğduğumuzda büyükler bizi kendine benzetmek için elinden geleni yapıyor. Devlet bunu milli eğitimle yapıyor. Camiye gittiğimiz zaman imam vaazlarla yapıyor. Okulda öğretmen ne bileyim çocuklara bütün bildiklerini anlatarak yapıyor. Evde ana baba büyüklerden gördüğünü yapıyor. Yani Allah'ın mükemmel yarattım dediği, eşrefi mahlukat yarattım dediği bir çocuk dünyaya böyle gönderiyor ya. Allah'ın elinden çıkmış dünyaya gelmişiz. Sonra insan eliyle bir bozulmaya biz eğitim diyoruz. Yani kendimiz olmak ya da gelişmek zannediyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Ben hep çocukluğumdan beri başkalarının kafama taktığı kasetleri çalmayı sanatçılık zannetmişim. Yani davranış biçimlerim, hal ve hareketlerim bana ait mi, kişiliğime ait mi bunu kendime sordum. Bir baktım ki ben annemin kopyasıyım. Babamın beklediğiyim. Bir baktım ki eşimin istediğiyim. Bir baktım ki öğretmenin böyle şekillendirdiğiyim. Ama ortada ben yokum abi. Oturdum ondan sonra bunları fark ettim. Sen hiç kendini yaşadın mı diye kitap yazdım. Valla biz başkalarını yaşamaktan kendimizi yaşamaya hiç fırsat bulamadık. Başkalarını memnun etmekten kendimizi memnuniyetsiz bıraktık. Dolayısıyla hani biz çocuklarımızdan onların bir daha yaşayamayacağı şeyleri çaldık. Dün bir şey okudum, sayfamda da paylaştım. Çok hoşuma gitmişti. Müsaadenle burada da paylaşmak Buyurun istiyorum. lütfen. Bir çocuk evde oynarken böyle annesinin, ailesinin aldığı yeni koltukların birisini yırtıyor çocuk. Yani koltuk yırtılıyor. Annesi kızıyor, çocuğa bağırıyor. Sonra babası gelince babasına söylüyor. Babası da çocuğu dövüyor, cezalandırıyor. Ellerini bağlayıp odasına atıyorlar. Odadan çıkmayacaksın diyorlar. Bu gece burada kalacaksın diyorlar. Çocuk çıkmıyor tabii odadan. Sabah olduğunda bir bakıyorlar. Çocuğun elleri morarmış. Ve aile çok şaşırıyor. Hemen doktora götürüyorlar. Doktor diyor ki kangren oldu. Ve kesmekten başka bir çare yok diyorlar. Çocuğun ellerini kesiyorlar. Hastaneden çıkıp eve geldiği zaman birkaç gün geçiyor. Çocuk babasına bir gün diyor ki baba ben bugün hiç yaramazlık yapmadım. Artık bana ellerimi geri verir misin diyor. Şimdi baba o kadar üzülüyor ki. Ben de bir eğitimci olarak şunu düşündüm. Biz çocuklarımızı mesela başarılı olmadıkları zaman bir özel hoca tutabiliriz. Bir dersi anlamadıkları zaman bir daha çalıştırabiliriz. Diyelim sınav kazanamayan bir çocuğu üniversite sınavı için hazırlık kursuna bir daha gönderebiliriz. Ama lütfen çocuklarımızdan aldığımız ve bir daha veremeyeceğimiz şeyleri onlardan çalmayalım. Nedir bu? Mesela çocukların çocukluğu. O çocukluk günleri var ya, çocukların oyunla, neşeyle, mutlulukla böyle anlık yaşadığı bir zaman dilimidir. Ve biz anne babalar ya da öğretmenler el ele verip çocukların çocukluğunu mutlu bir şekilde yaşamalarını önlemek için sanki
Elimizden geleni yapıyoruz. Çocuktan çocukken kendi kaygılarımızı, kendi gelecekle ilgili düşüncelerimizi, mantıklı yapılarımızı çocuğa dayatıyoruz. Ders çalışman lazım. Ben de diyorum ki çocukken iyi bir çocuk olmayan büyüdüğünde de kötü bir büyük olur. Yani yeteri kadar çocukluğunda doymayan, oyuna, sevgiye, ilgiye, şefkate doymayan birisi büyüdüğü zaman hep etrafına böyle zulmeder, onları aşağılar, onlara huzur vermez, onların canını okur. O yüzden çocuklarımıza geri verebileceğimiz şeyleri alabiliriz. Mesela ayakkabısını aldık, değil mi? Ha, geri verebiliriz. Elbisesini geri verebiliriz. Saçını kesebiliriz çünkü tekrar çıkar. Ama çocukluk zamanlarını asla geri veremeyiz. Dolayısıyla elleri kesilen o çocuk babasının karşısında elimi ver dediğinden o baba ne hisseder, ne yaşar, bunu bilmiyorum. Yani bu çok zor bir şey olmalı diye düşünüyorum. O yüzden biz başkasını yaşamaktan, başkasını memnun etmekten, başkasının istediği renge bürünmekten kendi rengimizi kaybediyoruz diye düşünüyorum. O ebeveynler de çocukluklarında şiddet gördükleri için, onu öğrendikleri için çocuklarına da onu yansıtıyorlar. O zaman kendimizle nasıl barışacağız diye sorayım hocam. Önce. Valla biz kurbanların kurbanıyız aslında. Bizim ana babalarımız mesela kendi ana babalarının kurbanı, bunu fark etmiyorlar. Sonra bizi de kendilerine kurban ediyoruz. Biz de çocuklarımızı kurban edersek bu böyle atalardan nesiller boyu sürüp gider. Ben o yüzden oturdum, düşündüm. Yani önceden iyi yaptığımı zannediyorum. Önceden böyle dıştan güler yüzlü iyiymiş gibi yapmak, başkasına göre poz vermek bana iyiymiş gibi geliyordu. Sonra bir baktım ki huzursuzum, mutsuzum, çok sevilen birisiyim, başarılı bir öğretmen. Ben öğretmenim devlette, öğretmendim o zamanlar. Ondan sonra bir baktım ki ama içinde bir boşluk var, hiç dolmuyor. İnsanlar beni alkışlıyorlar, en sevilen öğretmen seçiyorlar. Ne bileyim, bu sokaktan geçerken böyle insanlar büyük bir sevgi, saygı gösteriyorlar. Ama ben başımı yastığa koyduğumda gözyaşlarım pıtır pıtır akıyor. Neden? Neden? Çünkü içimdeki çocuktan habersiz yaşıyorum. Çünkü kendimi tanıyamıyorum. Çünkü ben kendimi fark edemiyorum. Dolayısıyla sonra bir takım sıkıntılar yaşadım. Ailevi sıkıntılar, kişiliğimle ilgili sıkıntılar ve resmen yıkıldım. Hani başkasının alkışları, başkasının aferinleri benim içimdeki çocuğun çığlıklarını bastırmama sadece neden olmuş. Ben el alemden gelen sevgi sözcüklerini, el alemden gelecek alkışları, takdirleri, onayları, aferinleri, ne iyi insan, ne iyi bir adam laflarını duymaya odaklandığım için içimdeki çocuktan uzaklaşmışım, onu bastırmışım. Sus, sesini çıkarma, sus, ayıp olur. Sus, laf ederler, sus, seni kınarlar. Sus, icat çıkartma, sus. Sonra bir baktım bir gün bunlar bana sesler değil. Bunlar annemin sesleri, bunlar babamın sesleri, bunlar komşuların sesleri. Mesela bizi nasıl eğittiler çocukken? Böyle sarmaşık gibi, böyle zehirli sarmaşıklar gibi kuşattılar. Nedir onlar? Ağzı var, dili yok. Bak, çocuk eğitimi. Çok terbiyeli, çok akıllı. Ya da iki dinle bir söyle. Bize iki dinle bir söyle diyenlerin ağızları hiç susmuyor ne hikmetse. Anlatabildim mi? O yüzden işte ne dediler? Söz sükutsa ne? Susmak ne? Söz gümüş de sükut Sükut altındır altındır. dedi. Yani bizi susturmaya hep teşvik ettiler. Aslında biz ağzımıza fermuar çekip sustuk. Ama bizim yüreğimiz hiç susmadı. Bizim içimiz hiç susmadı. Sonra o çocukken ruhumuza ekilenler bizimle beraber büyüdü, 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 yeşerdi. Ve biz etrafımıza ruhumuzda yeşerenleri ikram etmeye başladık. Yani kalbimiz bir tencere, ruhumuz bir tencere, bizim aklımız bir tencere. Bu tencerede pişenleri biz etrafa servis etmeye başladık. Eğer biz bizim çocukluğumuza iyi şeyleri aldıysak, bizim ağzımızdan gerçekten iyi şeyler çıkıyor. Neden? Kişiliğimizde güzel şeyler pişiyor. Eğer biz çocukluğumuzda azar, yalnızlık, terk edilmiş, incinmişlik, reddedilme, yaralanma gibi olumsuzluklar yaşamışsak, bizim mecburen tenceremizde, kalp tenceremizde bunlar piştiği için ağız tabağımıza bunlar servis ediliyor. Yani ben insanların konuşmalarını, yaptıkları hayat biçimlerini
kalp tenceresinde pişenlerin ve ağız kaşığıyla karşıdakinin yüreğine servis etmek olarak algılıyorum. Hı hı. Ben bunları fark ettiğimde böyle resmen duvara toslamıştım. Ailem sıkıntılıydı, böyle neredeyse boşanacaktım. Evimi terk etmiştim, kaçıp gitmiştim böyle. Kendimden kaçtığımı fark etmeden böyle eşimi çocuklarımı bırakıp kaçıp gitmiştim. Sonra gittim, böyle bir baktım ki aslında sorun benim iç dünyamda. Sorun benim içimde. Sorun benim çocukken hani beni zehirleyen bilgilerde, duygularda, düşüncelerde. Onları böyle çıkarmaya başladım. Bir takım teknikler öğrendim. NLP teknikleri, gelişim teknikleri. Bunları kendi hayatıma bir uyguladım. Baktım ki fayda sağlıyor. Ondan sonra insanlara ondan sonra anlatmaya başladım. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti bilirsiniz. Allah buyuruyor ki yapmadığınız şeyleri ne diye Evet. anlatıyorsunuz? Siz Evet, ne diye sahtekarlık anlatıyorsunuz? yüzünüz diye. Ben de dedim ki dur bunu, uygulayayım bunları. Sonra tekrar kendime gülümsedim. Geçmişime gidip kendimi dövdüm, dövdüm, dövdüm. O kadar çok travmalarım, o kadar çok hasarlarım, o kadar çok sıkıntılarım varmış ki el alemde gizlediğim, başkası beni kınamasın diye yaşadığım, ayıp olur korkusuyla böyle sindiğim, kıstığım, o kadar çok böyle olumsuzluklarım varmış ki bunları gün yüzüne çıkardım. Viran olmuş bir binanın içinde cirit atan fareler gibi iş dünyamı boşalttım. Ve bir baktım ki aslında ben tam Allah'ın yarattığı gibiyim. Eşrefi mahlukat. Ah seni takvim, kırkede Allah buyuruyor böyle. Ve hakikaten insan iyi, salih amel işleyebilecek bir yapıdayken başkalarının içine yüklediği hani çöpleri taşımayı zannetmişim. Bunları temizledikten sonra da işte zamanın değerini bilmek, kendini tanımak, hani ömrün kıymetini bilmek ne demekmiş, bunları fark ettim. Çok şükrediyorum. Bugün bana insanların söylediği bir şey var, çok tatlı bir adamsın. Ben de diyorum ki sebebi de şu, çünkü çok yaralarım oldu, çok acılarım oldu, çok sıkıntılarım oldu. Ben bunlara kızmak yerine, bunları böyle laf etmek yerine, bunları böyle Allah beni mi buldun diye isyan etmek yerine, ben bunları beni geliştirmek için gelen dostlar, sevgililer, ne bileyim nimetler olduğunu fark ettim. Ve yükleri indirip güzellikleri çoğaltınca hayatım biraz daha rayına girdi diye Çok düşünüyorum. şükür. Ve çocukluk da zaten gökyüzü gibi peşimizi ömrümüz boyunca bırakmıyor, değil mi hocam? Hocam, rahmetli kızınız sevgili Zuhal'in öyle güzel bir sözü, öyle can alıcı bir sözü var ki bu sözü tabela yapıp gönüllerimize asmalıyız her birimiz diye düşünüyorum. Diyor ki, dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurutulmaz. Siz de bu sözden hareketle kitaplar yazdınız, diyar diyar dolaştınız, insanlara sevgiyi anlattınız, hakikati anlattınız ve hala da bu alanda hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Şunu sormak istiyorum hocam size. Günümüzde kadınlarla ilgili de çok fazla vukuatlar maalesef ki duyuyoruz, yaşıyoruz genelde. Günümüzde kadın olmanın önemine dair neler söylemek istersiniz? Seninki de soru mu? Bunu bir erkeğe mi sorar insan? Bir kadına sorar. Hani hocam dediniz ya, iç dünyamı temizledim, Allah'ın istediği şekilde saf bir kul oldum. O zaman bu işte. Özür diliyorum. Buyurun. Kadınlarla ilgili bütün sorunları erkeklere soruyoruz. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Beni çağırdığına pişman oldum. Şimdi hocam estağfurullah. Şunu sorayım hocam. Size gelen danışanların yüzde kaçı kadınlar, yüzde kaçı erkekler o zaman? %90'ı kadınlar, %10'u erkekler. O zaman doğru kişiye sormuşum hocam. Evet, şaka bir yana. Hani ne ekersen onu biçersin diye bir atasözümüz var. Evet. Ben bunu böyle şöyle bir şeye çeviriyorum. Çok çok hoşuma gittiği için her programımda söylüyorum. Dallarda bugün gördüğümüz meyveler nasıl ki geçmişte dikilen tohumları yeşermiş hali ise, davranışlarda bugün gördüklerimiz çocukken ruhumuza dikilenleri yeşermiş halidir. Millet olarak eskiden böyle iyiydik, böyle iyiydik diye hava atıyoruz. Evet. Madem biz böyle
İyiydik de ne oldu? İşte asr-ı saadet diyoruz, peygamberimizin zamanında halifeleri, hulefayı raşidini anlatıyoruz. Sonra işte Osmanlı böyleydi, şöyleydi diye Osmanlı'yı yüceltiyoruz. Ama bunu yaparken de çukurun dibinde yaşıyorsak bunun ne anlamı var? Şimdi bugün Miraç Kandili, bütün seyircilerimizin kandilini tebrik ediyorum bu arada. İnşallah dünyaya barış, huzur gelmesine vesile olsun. Şimdi Amin. Peygamberimiz göğe yükselmişken, yani Peygamberimizin Allah'a yükseldiğini, işte Miraç'a çıktığını anlatırken, Müslümanların kendi zelil durumunu görmemeleri benim gücüme gidiyor doğrusu istersen. Yani hem tutup böyle anlatacaksın ama o anlattığını kendi hayatına uygulamayacaksan ben bundan ne öğrendim? Ben o yüzden diyorum. Benim çocukluğumda şey yoktu. Yani ben şu anda 59 yaşındayım. Az Renkli önce 32 televizyonlar demiştik yoktu, ya özel hocam. kanallar yoktu, şey yoktu. Sen söyle, böyle programlar yoktu. Bir TRT vardı. O da her gün yayın olmazdı. Akşam 7'de açılır, gece 12'de kapanırdı. Sonra televizyonlar gelmeye başlayalım. Bir takım diziler, Yalan Rüzgarı, Aşk Gemisi, ondan sonra diziler. Sen daha böyle çok genç olduğun için aklın ermez senin o günleri. Nereden bileceksin yani Eyvallah o hocam. günleri? Dolayısıyla o diziler yayınlanınca bir şey fark ettim ben. Hani toplum böyle kapanıyordu. İşte Brezilya dizileri, şöyle Amerikan dizileri böyle. Sonra ne oldu biliyor musun? Ne O oldu hocam? dizilerdeki yalanlar, o dizilerdeki yalan rüzgarındaki yalanlar, entrikalar topluma yayılmaya başladı. Çünkü okullarda biz çocukların gönlüne dokunacak bir eğitim tarzına sahip olmadığımız için, biz okullarda çocukların böyle ruhunu işleyecek güncel donanma, kızımın söylediği gibi bana, dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurumuyor lafında olduğu gibi. Çocuklar okuldan sıkıldı, derslerden sıkıldı, tatili özlediler, dört gözle tatili beklediler. Okulu hapishane, öğretmeni gardiyan, ana babalarını cellat, eviniz zindan. Biz ne yaptık? Okumuş bir milyona yakın öğretmen bu çocukları bu hale getirdik. Ve sonra ne oldu? Çocuklar huzur bulacakları yerler aradılar, insanlar. Bu da dizilerdi. Şimdi o zaman yapılanların ceremesini bu toplum feci ödedi. Aile bozuluyor, dağılıyor. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bizi şöyle kandırırlardı. Avrupa yıkılacak, Amerika çökecek, göreceksiniz şöyle olacak, böyle olacak. Onlar işte cehenneme gidecek, bilmem ne. Ben bir baktım yani aradan 50 yıl geçti. Hiç de öyle bir şey Bir olmadı. şey olmadı. Yani evet, bir şey olmadı öyle. Onlara gittiğim zaman dünyanın birçok ülkesine gidiyorum. Bir bakıyorum yani sokaklar daha temiz. Temizlikten bahseden, böyle onu sürekli vaazını eden, edebiyatını yapan, Bizler. gösterisini yapan biz Müslümanların sokakları çöp. O insanlar hiç bundan bahsetmiyorlar ama sokakları tertemiz. Bu beni hep düşündürdü. Sonra bunun üstüne o zaman bir de şey gizliydi, toplum, teknoloji, sosyal medya bu kadar yaygın olmadığı için bütün kötülükler gizli kalıyordu. Sonra onun üstüne ne oldu? Dizi furyası başladı. Bugün de her evde, yani her gün televizyonda bir dizi var ya da birkaç dizi var. Ve bunlardan ne var? Bak, modern evlerde lüks arabalarla en yakışıklı ve en güzel artist ve sanatçılar oynayarak, yani bir tane bile güzellik ortaya koyan diziye rastlamıyoruz ki. Hep böyle aileye savaş açan, bizim manevi değerlerimizi, milli değerlerimizi böyle yok etmek için uğraşan, sanki kasıtlı olarak birilerinin güdümünde oynatılan bu dizi ve programlarla kadının değeri ne olur sence? Hep böyle aldatılan, ne bileyim kötü yollara düşen Ve bunu ya da da aşk böyle, olarak sunuyorlar, öyle değil mi hocam? ve bunları bize model olarak sunuyorlar. Sonra da genç kızlarımız, çocuklar öyle bir hayat olduğunu düşünüp anne babasını beğenmemeye, ailesini beğenmemeye başlıyorlar. Bunun sonucunda da kendinden uzaklaşıyorlar. Özenti oluyor. İşte bugünkü sorunlarımızın kökeni bu çıkıyor. Ben o yüzden yakında valla böyle şey, bunlara tavrımı net bir şekilde sosyal medyada da kitaplarımına da koyacağım. Yani zaten konuşmalarımda bunları dile getiriyorum, anlatıyorum, tavır koyuyorum. Ve gençlerimizin zehirlendiğini gözlemliyorum. Böyle büyüyen, yani televizyonda sürekli bir işte aldatılan bir kadın gören ya da babasının böyle annesini beğenmediğini, dışladığını gören bir çocuk büyüdüğü zaman eşini mi beğenecekti? Hani
Hani sen başta dedin ya, her şey baş döndürücü bir hızla yayılıyor, gelişiyor. Ya telefonunu bile 6 ayda bir değiştiren ya da yılda bir değiştiren bir insan, ya evlendiği eşiyle ömür boyu mutlu olmasını mı bekliyordun yani? Dolayısıyla bizim kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bak, 10 yıl olsaydı, 10 yıl önce olsaydı bu program ne olacaktı biliyor musun? Sen şimdi neredesin şu anda? Söyle bana. Kanaldayım. Neredeyim derken hocam? Hangi şehirdesin? Ha, Konya'dayım. Konya'dasın. Ben neredeyim? Ankara'dayım. Ben Ankara'dasınız. bak, ben evde oturmuşum, tamam mı? Böyle ailemle beraber. Sen Deniz'de oturmuşsun ve biz ikimiz bir araya gelip ortak bir program yapıyoruz ve bunun sonucu, bu ne kadar büyük bir nimet ya. Çok Bu şükür. Allah'ın bir lütfu ha. Bu Allah'ın insanlara, aklını kullananlara verdiği bir lütuftur. Dolayısıyla biz bunu bilmeden, yani sen kendini geliştirmesin, diyelim ki Kanal 42 kendini, bak ne kadar güzel geliştirmiş, tebrik ediyorum. Kanalı yöneticilerinin, programı emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bak, geliştirmiş, teknolojiye ayak uydurmuş. Deseydi ki, hani bizim çocukluğumuzda fotoğraf çekilirken insanlar kafasına böyle bir çuval gibi bir şey geçirirlerdi. Onun içinden fotoğraf çekerlerdi. Ya olmaz, bu teknoloji öyle değil, işte buraya gelmesi lazım deseydin, ne ben oraya gelebilirdim, ne sen buraya gelebilirdin. İşte bizim bugün çocuklara ulaşmamız için kızımı dinlememiz gerekiyor. Ben yavrumu dinlediğim için hep kendimi güncelledim. Bana baba şu üniversiteyi oku dedi, okudum. Baba şu eğitimleri al dedi, aldım. Baba dedi lütfen kendini tazele dedi, tazeledim. Ve benim eşim de bana uydu. Eşim şu anda 55 yaşında. Üniversite Maşallah. 3. sınıfta. Ve şu anda üniversite 3. sınıfta, 55 yaşında kadın. Ve ders yapıyor içeride. Anlatabildim mi? Maşallah. Yani evet, hem kızım üniversite öğrencisi, hem eşim üniversite öğrencisi, hem ben üniversite öğrencisiyim ve biz güncellenerek gidiyoruz. Biz bunu yapmadığımız takdirde çocuklar eğer bugün kendilerini telefonlar alamıyorlarsa, bilgisayarın başından kalkmıyorlarsa, bizde onları mutlu eden şeylerin azlığındandır. Anne babasıyla mutlu olan, öğretmeniyle çok neşeli anlar yaşayan bir çocuğun, o neşeli ve mutlu olduğu şeyleri bırakıp telefona ya da başka bir arayışa girmesi mümkün değildir. Biz çocuklarımızın mutlu olduğu şeylere suçlamak yerine onları mutlu edeceğimiz konuları çoğaltmamız gerekir diye düşünüyorum. Örnek veriyorum. Mesela ben bunu nasıl yapıyorum? Selim'e sahip 11 tane kitabım var. Maşallah. 12.'si de dün bitti. Bitti Siyah değil mi hocam? Pantolonun Siyah kitabı. pantolon. Evet, o bitti. Ama birkaç gündür gece böyle ağlıyor, ağlıyor. Böyle, bütün yüreğimle yazdım. Hem hayatımın en komik olaylarını yazıyorum, hem de dramatik olaylarını yazıyorum. Şimdi anneler işte sosyal medyadan yazıyorlar. Benim çocuğum hiç kitap okumaz ama sizin kitapları bırakmıyor. Hepsini istiyor. Ne olursun işte kitaplarınızı imzalayıp gönderir misiniz? Ben gönderiyorum. Bir kere çocuk kendi adına özel bir cümle yazıyorum oraya. Örnek veriyorum bir tane. Çocuğa diyorum ki işte gözlerin cennet olsun diyor. Ya da diyorum ki gözlerin güneş olsun diyor. Ya da diyorum ki derslere aşık olmaya var mısın? Ya da diyorum ki üniversite seni kazansın ya. Sen üniversiteyi kazanmak için uğraşma. Kendini öyle bir geliştir ki diyor, üniversiteler yarışa girsin. Seni kazanmak için sıraya girsinler diyorum. Çocukların güveni geliyor. Ve Çok o şükür. kahkahalarla okuyorlar. Ağlayarak okuyorlar. Ayşen amca seni çok seviyoruz diyorlar. Ben de onların yazdığı mesajlara mesela cevaplar veriyorum. Onu görüntülü konuşuyorum onlarla vaktim el verdiği sürece. Sonuç ne oluyor? Çocuk mutlu oluyor. Mutlu olunca Alişan amca sen varken ben telefonu niye elime alayım ki diyor mesela. İşte biz bunu yakalarsak çocuklarımızı eğitebiliriz. Yoksa ben anne babaların çocukları eğitme cüret etmemesi gerekir. Hatta öğretmenlerin de, kendim de öğretmenim. Diyorum ki ne hakla ya? Yani bu teknolojinin içine doğan böyle algıları açık, zihinleri berrak olan bir çocuğu biz eskimiş, paslanmış, kendimizi yenilememiş bir öğretmen olarak ne cüretle onları eğitmeye kalkışıyoruz ki? Ben bazen bakıyorum, bunu imamlarımız için de söylüyorum. Yani cemaat okumuş, gelişmiş, kendini geliştirmiş. İmam oturuyor, elindeki kağıdı okumaktan başka bir şey yapmıyor. Kalplere dokunamıyorsa orada bir sıkıntı var. Bir gün adamın bir tanesi camide ne dedi biliyor musun? İmam anlattı. İşte İbrahim peygamber böyle, İsmail peygamber şöyle, Yakup peygamber. Adam kalktı dedi ki sen dedi ne anlatıyorsun?
Görüntü gitmedi değil mi? Ha, Bu böyle şu telefon an iyi çalıyor. hocam. Bir gitti geldi. Şu an iyi çok şükür. Buyurun. Evet, şeyler. Telefon çalıyor, meşgul aldım. Ben dedi çocuğum uyuşturucu bağımlısı elden gidiyor. Ben dedi Hazreti İsmail, İbrahim ve Yusuf peygamberi, Yakup'un çocuklarını hepsini tanıdım. Benim evladımı tanıtacak bir yer yok mu dedi buralarda ya. Camiye geliyoruz dedi, siz de dedi böyle hep geçmişi anlatmaktan bugünümüze dokunmuyorsunuz dedi. Görünüşe baksan böyle itiraz, ama bence %1500 haklıydı adam. Onun için bizim kendimizi güncelleyelim. Güncellememiz lazım. Kültürümüzden, kitabımızdan, Kur'an-ı Kerim'den, peygamberimizden, tarihimizden, bakın güzel şanlı tarihimizden çok güzel dersler alarak çocuklarımızı öyle bir eğitmeliyiz ki onlara şanlı, şerefli, onurlu bir gelecek oluşturalım diye düşünüyorum. Hocam, günümüz ebeveynlerinin en çok sorunlarından bir tanesi çocuklarıyla iletişim noktasında malumunuz ödev. Birçok da danışanınız vardır muhakkak bununla ilgili. Çocuklara ödev yapmayı nasıl sevdireceğiz hocam? Bu kurtuluş reçetelerini sizden dinleyelim. Estağfurullah. Sen başta beni öyle bir anlattın ki ben dedim herhalde önemli birinden bahsediyor. Bir baktım benim adımı söyledi. Ben sıradan bir dedim acaba o kim? Herhalde Çok büyük bir adam olmaz mütevazısınız bizim maşallah. için. Valla benim adımın altında sıradan bir insan yazar. Başka, bak oraya eğitimci Evet. yazar yazmışsın. Ya ben yani kendimi eğitiyorum. Kendimi eğitirken anlattıklarım insanların da faydasını oluyor. Valla çocuklar niye ödev yapsın ki? Neyin ödevini yapsın çocuk? Ben sana sorayım hadi. Bu kadar Çocuklar niye ödev yapsın? sıkıcı bir şeyle niye ilgilensin? Daha renkli, daha cafcaflı, sosyal medya varken, Android telefonlar, tabletler varken neden uğraşsınlar derslerle? Ki eğitim Bak, sistemi... Buyurun hocam. uğraştınlar. Çocuklar tabii ki uğraşacak. Ama bugünkü sistemde git evde 20 tane test çöz. Git evde işte şunu deftere geçir. Ya böyle mi olur öyle? Ben size bir ödev örneği vereyim. Mesela bunu Alp Boydak'ın Öğrenme Stilleri diye bir kitabı var. Bütün anne babalara tavsiye ederim onu. Yani ben okuduğumda hem yuvam kurtuldu hem hayata bakışım tamamen değişti. Orada öyle diyor. Öğretmen mesela tarihi anlatmıyor. Çocuklara diyor ki tarih dersinde şöyle bir uygulama yapıyor. Diyor ki çocuklar hani İstanbul'un fethini işleyecekler. Siz diyor o zaman yaşasaydınız, hayal edin o zaman yaşadığınızı, bir gazete çıkarmanızı istiyorum diyor. Ama diyor çıkarttığınız gazete o İstanbul'un fethini ve o devri her şeyiyle kapsasın Evet. diyor. Hadi gidin araştırın diyor. Şimdi çocuklar gidiyorlar. Ne anlatırız? Biz gazete ne yapacağız diyor. Ondan sonra diyorlar dur o zaman bir bakalım o zaman neler olmuş. Ne bakıyorlar? İşte Fatih top mermileri döktürdü. Örnek veriyorum. Evet İşte hocam. Kasımpaşa sırtlarından gemileri karadan yürüterek Halic'e indirdi. İşte İstanbul surlarını deldi. Anlatabildim mi? Böyle okuyorlar, 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 böyle araştırıyorlar ve başlıyorlar gazeteyi çıkarmaya. Ne yapalım? Manşet atıyorlar. Manşet. Fatih İstanbul surlarına dayandı. Bak, manşet bu. Reklam, şey, iş arayanlar bülteni olurdu gazetelerde. Bir iş verenler, iş arayanlar, eleman arayanlar, tamam mı? Mesela Fatih ilan veriyor. Kaslı, güçlü, pazulu, gemileri karadan yürütecek kadar güçlü adamlar aranıyor. Örnek veriyorum. Mesela öbür taraftan birisi iş arıyor. Diyor ki ben 20 milimetre çapında top mermisi döken top mermisi ustasıyım diyor. Ondan sonra anlatıyorlar işte İstanbul surlarının nasıl delindiğini, çağın gidişatının nasıl değiştiğini. Bir gazete çıkarıyorlar. Sonuç ne? Herkes ama herkes İstanbul fethini çok iyi anlıyor. Şimdi öğretmen mi anlattı? Hayır. O öğretmen çocuklara bir vizyon çizdi. Bir tane de ben söylemek istiyorum. Eğer müsaitseniz. Tabii, buyurun. Süremiz aşmayayım ben bu konuda biraz hassasım. Ben izah Zamanında ederim başladığın hocam. için sana da çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi insanlar anne babalara şunu söylüyorum. Herkesin beyni farklı çalışır. Yani benzinli araba ayranla çalışır mı diye bir kitap yazdım. Kalbime girmeden beynimde işinle. Yani çocukların ders çalışma, beyinlerinin çalışma sistemleriyle anne babaların beyinlerinin çalışma sistemleri farklıdır.
Şöyle örnek vereyim. Buyurun. Mesela bazı insanlar bir dersi dinleyerek çok iyi öğrenirler. Bazı insanlar okuyarak çok iyi öğrenirler. Bazı insanlar özet çıkararak, bazı insanlar laboratuvarda deney yaparak çok iyi öğrenirler. Şimdi Evet. siz çocuğa hangi ödevi, hangi ders çocuğa veriyorsunuz? Diyelim ki dersi dinleyerek öğrenen işitsel bir öğrenciye siz götürüp laboratuvara deney yap dediğinizde çocuk sıkılır. Ya da bir şey sökmek, takma, icat etme. Mesela çocuk bilgisayarı bozar, telefonu dağıtır, geri toplar. Bu çocuk dokunsal bir odası dağınıktır. Derler affedersin, it girse yatmaz. Bu çocuğun odası böyle bir şeyler söküp taktığı için üstüne başına pek dikkat etmez. Görsel değildir, dokunsaldır. Ama onun annesi tertiplidir, düzenlidir. Ondan sonra her şey dört dörtlük olsun ister. Eşyalar düzgün durur, çocuğun içi yapılır bu arada. Ve bu çocukları mutsuz eder. Ben bir gün eve geldim, baktım benim oğlum Bilal o zaman 5. sınıfa gidiyordu. Baba dedi, ben bu konuyu çalışıyorum, okuyorum, anlamıyorum. Bir baktım, benim o çocuk dokunsal, ben de dokunsalım, benim eşim görsel. Yani eşim akıllı, mantıklı, tertipli, düzenli. Yani böyle bizim eve bir gelseniz zannedersiniz ki cennete girdim. Öyle, öyle güzel bir evimiz var. Ama biz cehennem gibi bir hayat yaşıyoruz. Değildir hocam, estağfurullah. Hanımefendiye de sevgiler, selamlar bu arada. Eşim de dinliyor beni bu arada zaten. O bana diyor, ben olmasam sen ne anlatacaksın? Hiçbir şey bilmiyor. Hep benden bahsediyor diyor. Ondan sonra da ne oğluma dedim ki, oğlum sen okuma. Ne yapayım baba dedi, okumadan ders mi öğrendin? Evet dedim. Dedim ki sen kitabı aç, oraya bakarken neler yaşadığını kafanda hayal et dedim. Yani yaşıyormuş gibi. Hangi konu dedim? Baba dedi, Kurtuluş Savaşı'nı. O zaman sosyal bilgiler dersi. Kurtuluş Savaşı'nı. Vallahi dedim, iyi oğlum dedim, sen kitabı okurken savaş nasıl başlamış, Atatürk nereye gitmiş, kaç kişi gitmiş, nerelerde ne kongreler yapmış. Bunları dedim, sen de yanında ol. Bak dedim, konuyu 20 dakikalık konuyu 10 dakikada bitirirsin dedim. Eşim bana dedi ki, ben 20 senedir senden ne öğrendim ki çocuk 10 dakikada ne öğrenecek dedim. Akıllı ya. Mantıklı yani. Yani mantıklı olması lazım, çalışması lazım. Şimdi seyircilerin arasında akıllı, mantıklı, kurallı olan ailelere bak. Bak bunları suç diye anlatmıyorum. Yanlış diye anlatmıyorum. Herkesin doğrusu başkasına uymayabilir diye anlatıyorum. Zenginlik üretmemiz lazım. Bizim böyle çeşitlilik üretmemiz lazım. Neyse bahse girdik. Eşim dedi ki, madem kendine o kadar güveniyorsun, gel dedi. Bir kilo pasta, bir yaş pasta, bir kilo çikolata bahse girdik. Ben kazanacağım. Ben eminim tabii. Yani bu işin uzmanı gibi görüyorum kendim o zaman. Ve oğlum içeri girdi. 10 dakika oldu, çıkmıyor. Şimdi eşim de bir şey dantel gibi bir şey işliyordu. Bana baktı. Böyle dedim ya, kitap topluyordur dedim. 2 dakikada 12 dakika oldu. Oğlum yok. 15 dakika oldu. Benden ter boşalmaya başladı. Ondan sonra eşim böyle yarım saat oldu. Oğlum gene yok. Neyse dedi ki, sen git bir yaş pasta al. Kaybettim çünkü. Gittim pasta, çikolata aldım, geldim. Oğlum 2,5 saat sonra çıktı dersten. Baba böyle yaptı. Ben köpürüyorum ama. Baba sağ ol dedi. Çok özür dilerim seyircilerimizden. Ben böyle yaptım. Bibi. Ya ben evde babayım abi. Ben de bibi sen diye ağzımı büzdüm böyle. 10 dakikalık konuyu 2 saatte bitirmiş. Bir de baba sağ ol diyorsun dedim. Baba gösterdiğin teknik o kadar güzelmiş ki dedi. Ben dedik dalmışım. Kitabın hepsini bitirmişim. Ben şok. Nasıl yaptın dedim. Baba dedi, vallahi dedi çok keyifliymiş. Ne yaptın dedim. Dedi ki 15 Mayıs 1919 İstanbul'da oturuyordum Sultanahmet'te. Baktım Atatürk oturmuş kara kara düşünüyor. Dedim ki ne haber atam, bir derdin mi var? He lan, Samsun'a gideceğim, ülkeyi kurtaracağım, araba bulamadım dedi. Şimdi var, şeyler de yok ya, köprüler de yok ya. Bir vapur bile bulamadım dedi. Dedim ki Allah Allah. Atam bende vapur var, gel vereyim ondan git. Dedi ki ben vapur sürmeyi bilmem. E nasıl gideceğim? Buluruz birini, memleket meselesi bu çok önemli dedi diyor. Neyse dedim, gel seni götüreyim. Baba vapuru yanaştım diyor. Bir baktım 18 kişi daha. Dedim atam sen tek değil miydin? Bunlar kim? Milleti peşine takmış gelmişin. Oğlum onlar benim silah arkadaşlarım. Uzatmayayım. Bindik diyor gemiye, 4 günde korku içinde. Bak diyor, Karadeniz'in böyle dalgaları arasında. Şimdi Medine, dokunsal biri dalgaları böyle korku içinde yaşar.
Görsel biri dalganın resmini gördüğü zaman anlar. İşitsel biri dalganın sesini duyduğu zaman anlar. Baba diyor, Samsun'a gittik. Baktım orası pek emin bir yere benzemiyor. Dedim ki atam, gel seni havzaya götürüp orada teyzem oturuyor. Sen al git Atatürk'ü zihninde havzaya. 2-3 gün durduk. Atatürk dedi ki hadi Amasya'ya gideceğiz. Niye Tamim yayınlayacağız? Beçe giden çocuk Tamim'i ne bilsin? Dedim ki atam Tamim ne? Dedi ki yürü lan Sıfat. Lisede öğrenmiştik ya, ben sana yolda anlatırım dedi. Şimdi benim oğlum bunu anlatırken kahkahalarla böyle gülüyor. Ama ben hayret ettim. Konuyu o kadar iyi anlamış ki. Ve uzun uzun bu bir televizyon programı olduğu için, tabii ders programı olmadığı için burada kesiyorum bunu. Anlatmış, şöyle yaptık, böyle yaptık, uzun uzun. Ben bunu öğrenme seminerlerimde çocuklara anlatıyorum ve şunu soruyorum. Benim oğlum eğleniyor mu, öğreniyor? Eğlenerek öğreniyor. Harikasın. Çok teşekkür ederim. İşte çocuklar eğlenerek öğrendiği zaman ödev yapmaktan niye bacınsınlar? Dört elle sarılırlar bir de, değil mi? Evet, evet. Bunu matematik için yapabiliriz, bunu Türkçe için yapabiliriz, bunu coğrafya için yapabiliriz, bunu yer kompozisyon için yapabiliriz. Ya öğretmenlere diyorum ki ben, şimdi anlatıyorlar Leyla ile Mecnun'un aşkını. İşte ondan sonra Ferhat'la Şirin'in aşkı. İşte Ferhat, Şirin için dağları dermiş. Mecnun, Leyla için çöllere düşmüş. 500 yıl önce, 1000 yıl önce yaşamış bu aşkları yücelte yücelte anlatıyor. Sonra sınıfta çocuğun biri diyelim, yani lise sonunda veya ne bileyim böyle bakıyor, bir kızdan hoşlanıyor veya bir erkekten hoşlanıyor. Ona baktığı zaman şaplanıyor, önüne dönüyor. Ya sen 1000 sene önce yaşamış aşkı başıma tac ediyorsun, benim aşkımı niye tokatla karşılıyorsun? Değil mi? Dolayısıyla. Hocam sayenizde bugün epeyce güldük. Daha bu ilk senin ilk program olduğu için terbiyeli duruyor burada. Ha, yani yoksa daha böyle. Eyvallah. Hocam bu arada arkadaşlarım ikaz ediyorlar bizden sonra ana haber olduğu için. Son birkaç dakikamız kaldı. Değerli izleyicilerimiz için şimdi tam zamanı programında neler söylemek istersiniz? Ya ben şunu söylüyorum. Çocuklarınızı yetiştirmek istiyorsanız el çekin onları. Kendinizi yetiştirin. İyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı iyi ana baba olmaktır. Bunu da bize öğreten olmadı ya. Bir anne geçen yazmış, çocuğum kitap okumuyor. Dedim sen okuyor musun? Hayır, niye okuyayım ki diyor. E dedim anasına bak da anasına bak ondan sonra. Değil mi? O anne de gülüyor bana. Bak. Biz kendimizi yetiştirelim. Bizde olanı çocuklarımıza verebiliriz. Bizde mutluluk varsa onu veririz. Gerginlik, kaygı varsa onu veririz. Onun için kendi kaygılarımızı, sıkıntılarımızı, biz kendi huzursuzluklarımızı çözelim ki evimiz cennete dönsün. Cennet çiçeği gibi çocuklar cennet kokulu evlerde yetişirler. Her bir evde çocuk derse odaklanamıyorsa ana baba arasında huzursuzluk olduğu içindir. Ben önce diyorum, bırakın eşinizden, çocuğunuzdan, komşunuzdan, öğretmeninizden, öğrencinizden el çekin. Kendi iş dünyanıza bir yönelin. Orayı tamir edin, zaten dışarıya o yansır diye noktalıyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Programımıza değer kattınız. Sizin için bir dileğim var hocam. Önce mutlu olun yeter diyorum. Sonrasında ise Birleşmiş Milletler'de hocam bütün devlet başkanlarının bir arada toplandığı bir zamanda onlara sevgi konferanslarını verirsiniz inşallah. Bizler de şu dünya gözüyle buna şahit oluruz diyerek programımızı kapatalım istiyorum. O benim en büyük hayalim. Sen onu nereden biliyorsun? Evet, benim bir hayalim var. Ulaşıyorum Allah'ın izniyle. Onun izninin dışından hiçbir şey olmaz. Ulaşıyorum o gün. Sen de canlı yayınlarsın televizyonda inşallah. İnşallah. Bunun Allah sözünü de almış olalım buradan. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Miraç Kandili. Bu vesileyle Miraç Kandilinizi tebrik eder, güzelliklere vesile olmasını temenni ederim. Rabbim kadrimizi bilecek insanları kaderimize eklesin inşallah. Ömrüne, duasına, Hızır Aleyhisselam'ın dokunduğu güzel kullardan oluruz. Sizler de bizleri ismen dualarınıza eklerseniz bahtiyar oluruz. Efendim şimdi tam zamanı programında yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.